Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün size bu iki renkten sıralı bir model tarif edeceğim arkadaşlar. Modelim bu şekilde yine iğneden tığ bir model arkadaşlar. İlk önce ikişer zincir çekerek bu saks mavisi tığ battısını gidiyoruz arkadaşlar. İkinci sırada bu şekilde bu kirpikli kayaları yapıyoruz. İğne oyasında bunlara düz kaya denir arkadaşlar. Kirpikli bu kayalarımızı yapıyoruz. Ve son olarak üzerine hep beraber başından başlayacağımız saks mavi ile Son sıramızı yani ikinci sıramızı yapacağız. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik. İlk başlarken de aynı bu şekilde başlıyoruz. Sık iğne ile girdik ve 3 tane zincirimi çektim. Hemen tığ battığımın içine giriyorum. Bu yaptığım 3 zinciri bu şekilde kapatıp buraya bir tane tığ battı yapıyorum. 1 2 3 3 zincir. 3 zincirimi hemen yandaki tığ battıma kapatıp buraya bir tığ battı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum. Bu üçüncü tığ battım. 1, 2, 3 zincir. Hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum. Bu mavi rengimin üzerine 4 tane tığ battı yapıyorum. 1, 2 zincir. 2 zincirle şöyle ters tarafına döndüm arkadaşlar. İlk tığ battığımızın içine sık iğne ile girip bu şekilde burada eksiltme işlemi yaptım. İki zincirle dönüp ilk tığ battığımın içine sık iğnemi yaptım. 4 olan tığ battığımın sayısını arkadaşlar bu şekilde 3'e düşürüp bir kesim işlemi yaptım. Yine 3 zincir çekip sıradaki tığ battıma kapattım. 3 zincir sıradaki tığ battığıma kapattım. 2 oldu. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapattım. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sıramızı yapmış olduk. Tekrar 2 zincirimi çekip şöyle düz yüzüne döndüm. İlk tığ battımın içine arkadaşlar giriyorum. Yine bir kesim işlemi yaptım. Yine 3 zincir çekip tığ battımı yapıyorum. 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapattım. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battımın üzerine kapattım. Buradan 3. sıramı iki tane tığ battıya düşürdüm arkadaşlar. 2 zincir çekip dönüyorum. Hemen dibindeki bu üç zincirli tığ battıya kapattım. Yine kesim işlemi yaptım. 3 zincir çekip bu şekilde arkadaşlar sonuncu tek kalan tığ battıma kadar yaptım bu şekilde bir kalan tığ battıya kadar yaptık arkadaşlar bir zinciri çekip dönüyorum bu tek kalan yuvamın içine sık iğne ile bu bir zincirimi bu şekilde kapattım 7 tane zincir çekiyorum bu tek yuvanın içine kirpik olarak yapıyorum bu birinci kirpik yine 7 zincir Yine arkadaşlar bu şekilde ikinci kirpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir. Aynı şekilde kirpiğimi buraya kapattım. Kirpiğimi 3'e tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine 10 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı çekmeliyiz ki arkadaşlar bu şekilde burası güzel dursun. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen arkadaşlar bu boş olan yandaki tığ battımın içine kapatıyorum. Ve işlemimiz arkadaşlar bu şekilde bir tanesini yapmış oluyoruz. Bir tanesini bitirdik. Şimdi yine 3 zincir çekerek arkadaşlar ikincinin yapımına geçiyoruz. 3 zincirimi çektim. Hemen tığ battımın içine giriyorum bir şekilde tane tığ battı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bir tane daha tığ battı yaptım. Toplam buraya 4 tane arkadaşlar bu şekilde tığ battı yapacağız. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde 4 tane tığ battıma tamamladım. 2 zincir çekerek şöyle test yüzüne dönüyorum. Bu şekilde ve dibindeki tığ battımın hemen yanındaki tığ battımın içine bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen sıradaki tığ battıya kapattım. Tığ battı yaptım. 1, 2, 3 zincir. İkinci tığ battımız. 3 zincir. Bu da dördüncü tığ battımız. Bu şekilde arkadaşlar 4 olan tığ battım 3'e düştü. Yine iki zincirimi çektim. Şöyle döndüm arkadaşlar düz yüzüne. Hemen bu iki zinciri ilk tığ battımın içine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. Bu şekilde 3. sırada da 2 tane tığ battım oldu. 2 zincirimi çektim. Şöyle döndüm arkadaşlar düz yüzüne. Hemen sık iğne ile kapatıyorum ilk tığ battıma. 3 zincir kapattım. 2 zincirimi çekip pardon arkadaşlar en sonunda bir zincir bunu unutmayalım. Çünkü buraya kirpik yapacağız. Şöyle minik durmasını istiyoruz bu köşenin. Bu şekilde. Buraya arkadaşlar şimdi 7 tane zincir çekip 3 tane kirpik yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kapattım bu iki ipi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu ikinci kirpiğim. 3 4 5 6 ve 7. Bu da üçüncü kirpiğim. Şimdi arkadaşlar en tepeye bir tane kalan yere 3 tane kirpiği yaptık. 10 tane zinciri çekip 8 9 ve 10. Hemen buradaki tığ battımın içine girip 10 zincirimi bu şekilde buraya kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 4 tane ile başlıyoruz. Bir kalana kadar kayamızı yapıyoruz. Sonra en üst noktasına da 3 tane bu şekilde kirpiğimizi yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki ilk başladığımız tığ battığını battığımız yere bu şekilde İpimizi arkadaşlar sabitliyoruz bakın ilk sürafayı ilk tığ battığı yaptığımız tığ battığının için ipimizi sabitledik 10 tane zincir çekiyorum 10 zincirimi arkadaşlar şöyle arkadan dolandırıp buradaki beyaz olan 10 zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde ipim arkada kalıyor arkadaşlar ve 2 zincir çekip buraya Kirpik yapıyorum. Bu birinci kirpiğim. Bir, iki zincir. Bu ikinci kirpiğim. Bu şekilde arkadaşlar iki zincir çekerek buraya tam sekiz tane bu şekilde tığ battı sığıyorum. Bir, iki zincir. Üçüncü. Bir, iki zincir. Dördüncü. Bir, iki zincir. Beşinci. Altı. 7 ve 8. Bu 10 zincirli yuvanın için arkadaşlar yine 8 tane bu şekilde kirpikle doldurduk. Bakın. Şimdi tekrar aynı şekilde arkadaşlar ilk başladığımız gibi 10 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Bu arka tarafından arkadaşlar 10 zincirli yuvanın içine aynı ilkinde olduğu gibi sabitledim. Bakın arkadaşlar bu şekilde boncuk gibi kenarına bu mavi renklerimiz diziliyor. Şimdi tekrar aynı şekilde buraya 2 zincir çekerek 8 tane kirpik yapıyoruz. 2 zincirimi çektim. Bu 10 zincirli beyaz yuvanın içine kapattım. 2 zincir ikinci kirpiğim üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci bakın arkadaşlar çok hoş oluyor ve sekiz 8 sekiz tane kirpik alıyor on zincir bu şekilde arkadaşlar ve yine aynı şekilde on zincir 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirim arkadaşlar arkasından bakın şu şekilde şöyle gözükmüyor. Gözükmeyecek şekilde şöyle tutuyorum. Bu şekilde tutuyorum ve buradaki 10 zincirimi kapatıyorum. Sıralı bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ip koparma da yok. Boncuk gibi bu şekilde çok da güzel duruyor. Duruşu da çok hoş gördüğünüz gibi. Şöyle. Ekran görüntüsünü sanki bana boğulu gibi geldi arkadaşlar. Aynı şekilde 10 zincirle bu şekilde arkalarından geçerek arkadaşlar buraya 8 tane kirpik yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Kapattım. 1 2 iki zincir 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya 8 tane kirpimi yine aynı şekilde doldurdum ve 10 zincir. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi aynı şekilde çekiyorum. Şöyle arkadaşlar. Zincirimin arasına girip kapattım şekilde buraya ikişer zincirli 8 tane kirpik yapıyorum bu bir bu iki üçüncü dördüncü 5 çok güzel oluyor arkadaşlar inanın iğne yasından hiçbir farkı olmuyor 6 7 ve 8 bu şekilde şöyle arkadaşlar 3 zincirde çekerek ipimi şöyle parmağımdan çıkarıyorum şimdi şöyle modele bakalım hep beraber bu şekilde arkadaşlar modelimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi çok da zarif oldu ütülemeden de ütülü gibi duruyor gördüğünüz gibi çok hoş ve güzel oldu saks mavisi de çok açtı arkadaşlar Umarım oradan da bu güzellik böyle boncuk gibi sanki durdu rengimiz beyazın üzerinde. Her şey çok güzel duruyor zaten. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapımı da gayet kolay. Yapılışı da anlattığım zincirlere uyarsanız arkadaşlar bu şekilde. Eğer daha büyük olmasını istiyorsanız tabii ki şu zürafaları daha büyük de yapabilirsiniz. Yani 3 zincir yerine 4 zincir de çekebilirsiniz demek istiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.